Özel Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Güzel İzmir'in güzel aliyası, emeğin, alın terinin, mücadelenin aliyası, örgütlenmenin, mücadele etmenin, alın terine, emeğine sahip çıkmanın bilincinin en yüksek olduğu ilçelerimizin başında gelen aliya, en çok Manisalı'nın yaşadığı hemşehrilerimin aliyası. Alnının terini ama toprağa, ama tezgaha, ama denize damlatan, o terden bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanan, haramdan, yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Ali Ağa'nın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel havada, bu güzel günde böylesine güzel bir meydanla bizi karşıladığınız için, heyecanımıza ortak olduğunuz için ve büyük bir değişime, büyük bir dönüşüme şahitlik için bu meydanda gücümüze güç, sesimize ses kattığınız için hepinizle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Gücümüze güç kattınız dedim ya, Çağatay Güç'ün gücüne güç katmaya gelen Çağatay'ın yol arkadaşlarına, komşularına, hemşehrilerine, onun gibi alayı seven herkese selam olsun. Aday arıyoruz. Ali Ağa'da 10 yıl önce başlayan ve bize yakışmayan bir hikayeyi sonlandırmak Ali Ağa'ya yakışır, partiye yakışır bir iş yapmak için aday arıyoruz. Genç olsun diyoruz. İyi eğitimli olsun diyoruz. CV'si güçlü olsun diyoruz. Enerjisi yüksek olsun diyoruz. Ama mümkünse örgütü de bilsin diyoruz. Karşımıza Çağatay Güç çıkıyor. ...38 yaşında bir inşaat mühendisi, Ali Ağa Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış. Bu meydana genel başkanlar geldikçe, adaylar konuşacağında, bu meydanda, başka meydanlarda bu bayrakları sabahlara kadar açmış. Elleri parçalanmış. Simitle, çayla, yarım ekmek köfteyle bu parti için seçimlerde koşturmuş. Örgütte emeği olan, kendisine emeği olan, güçlü bir eğitimi, iyi bir vizyonu olan Ali Ağa'ya yakışır bir başkan Çağatay Güç'ü bugün desteklemeye, onu size emanet etmeye geldim. Bu meydandakiler hiç şüphesiz şunu biliyorlar. Bundan 100 yıl önce Cumhuriyet'in kurucu kadroları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Cumhuriyet'in ilk yüzyılında kurtuluşu, ardından kuruluşu gerçekleştirdiklerinde genç kadrolardı ve Cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulunca ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına, ne milletvekillerine,
ne kendisi bir askerdi askerlere. Genelkurmay başkanına bile değil. Cumhuriyet kime emanet edildi? Gençlere. Cumhuriyet gençlere emanet. Gençlere. Cumhuriyet Halk Partisi 2. yüzyılın ilk seçiminde hepimizin çok istemesine, çok gayret etmemize, çok sonrasında bizi üzecek bir sonuç olmasına rağmen bu seçimleri kazanamadık. Atatürk'ün partisini ilk yüzyılın son seçiminde iktidara taşıyamadık. Bu konuda üzülmek evet ama küsmek, uzak kalmak, hayal kırıklığına uğraşmak ve uğranan hayal kırıklığından sonra bezip enerjiyi kaybetmek sadece ve sadece umudu yitirtir ve maalesef bizimle aynı değerleri paylaşmayanları, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına minnet değil husumet duyanları memnun eder. O yüzden ayağa kalkmak lazım dedik. O yüzden umudu yükseltmek lazım. Bunu gençlerle, kadınlarla yapmak lazım dedik. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, Cumhuriyet'in kurucu partisine, Cumhuriyet'in kurucu liderine yakışır bir gençlik devrimine ihtiyaç var dedik. Biz yola çıktık, siz desteklediniz, biz yüreklendik. Siz heyecanlandınız, biz isteklendik. Siz güç verdiniz, biz başardık. Şimdi hep beraber güç vereceğiz. Çağatay'ı Ali Ağa Belediye Başkanı yapacağız. Eğriye eğri, doğruya doğru. Burada biz bize konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs'taki Ali Ağa'daki oyu AK Parti ile MHP'nin toplamından fazla. Yani 14 Mayıs günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atanlar oy attığında Ali Ağa Belediye Başkanı zaten Çağatay Güç. Bu kadar. Hele hele, hele hele 28 Mayıs günü Tayyip Erdoğan'la Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasına bakarsanız bizim buradaki gücümüz %63. Ve buradaki belediye başkanı Cumhur İttifakı'nın, yani Korku İttifakı'nın, Tehdit İttifakı'nın adayıdır. Onun burada yeniden aday gösterilmesinde karar veren iki kişi vardır. Biri Bahçeli, biri Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi 28 Mayıs günü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atanlar, bugün o günkü itirazları değişmediğine göre, o günkü yoksullukları değişmediğine göre, o günkü çaresizliği umuda çevirecek bir değişiklik olmadığına göre bizim burada yapmamız gereken Ali Ağa'da Korku İttifakı'na karşı. Kaldı ki baktığında öyle görünmüyor dışarıdan. Kendisi hakaret, tehdit davalarıyla Ali Ağa'da da biraz sinirleri bozulduğunda bambaşka işlere kalkışan birinden hem Ali Ağa'yı kurtarmak lazım hem de Ali Ağa'da Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine, kurucu kadrolarına, kurucu değerlerine, partinin ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacak. Ama sadece sosyal demokratların değil, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in, bütün demokratların, bütün yoksulların, bütün güvencesizlerin, bütün işsizlerin başkanı olacak birisini göreve getirmek gerekiyor. Buna talip olan, buna enerjisi olan,
buna gücü olan, bunun için sabırsızlanan Çağatay Başkan'a 14 Mayıs günü, 14 Mayıs günü partimize oy atan herkesin, Çağatay Başkan'a oy atmak partililiğin gereğidir. Atatürk'ün koltuğunda bugün oturan, onun emanetine sahip çıkmaya çalışan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri eksiksiz, firesiz, artarak, çoğalarak sandığa bekliyorum. Çağatay'a destek vermeye bekliyorum. Bu işin bizle ilgili kısmı, yani tahmin ediyorum %38'lik kısmı, öyle mi? Ama bu parti sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin partisi evi değil. Burası baba ocağı. Ali Ağa'daki herkese anlatayım. Baba ocağı şudur. Herkes baba ocağına doğar. Kimi baba ocağında kalır, kimi belli bir yaşa gelir, evlenir gider, iş kurur gider, taşınır gider. Kimi büyüğünü arar, kimi daha küçüğüne razı olur. Kimi uzakta, Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki baba ocağının çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bir gün başım sıkışırsa, bir gün daralırsam, bir gün dönmem icap ederse baba ocağının kapısı ardına kadar açıktır. Yerim orada hazırdır. Yerim baş köşedir. Gelene baba ocağının kapısında neden geldin demeyiz. Geçmişte niye gittin demeyiz. Sen gittin de bize neler ettin demeyiz. Çünkü soracak olsa sana tapusu sende mi? Tapusu bende, ne Kemal Bey'de. Ne rahmeti Ecevit'te vardı, ne İsmet İnönü'de. Baba ocağının tapusu bir şeye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden hem Cumhuriyet Halk Partililer hem dedesi CHP'liler, dedesinin CHP'liliğini hatırlayanlar, övünenler, babasını bilenler, kendi bugüne kadar gönlü olsa da gelemeyenler ya da gönlü olmayıp Tayyip Bey'e, AK Parti'ye tercihte bulunup ama bu seçimde artık Ali Ağa'da düzen değişsin diyenler. Ali Ağa 3 milyarlık bütçeye varan bir bütçeyle aslında belediyenin inanılmaz imkanlarının olduğu. Diğer taraftan son 5 yılda 10 yılda sattıklarıyla inanılmaz kaynakların elde edildiği, bunun pek azının vatandaşa döndürüldüğü, adeta bir kentten bir partinin bütün bir siyasetinin finanse edildiği ve inanılmaz bölüşüm ilkeleri, inanılmaz paylaşımlar, inanılmaz Ali Ağa'nın kaynaklarının israfı söz konusu. Çağatay'ın kararlılığını görüyorum. Ali Ağa'nın gelirini Ali Ağa'ya harcamak, Ali Ağa'nın yüksek potansiyelini arttırmak, aslında çok daha yüksek olabilecekken geliri, potansiyeli, orada bir takım kayıt dışı meseleleri başka bir şekilde yönetmek yerine kamu yararına yöneterek önümüzdeki dönem devasa bir bütçeyi Ali Ağa'da hakça, eşitçe, gerçekten dürüstçe paylaştırmak istiyor. Ve bunun için Ali Ağa'da tüm partilerin geçmişte kime oy verirse versin, yoksulları var, güvencesizleri var, işsizleri var. Bu ekonomik sıkıntıda artık derin yoksulluğa sürüklenen emeklileri var. Burada mı emekliler? Bir göreyim elleri. Biz
Biz bu işe başladığımızda, ben emekliler için konuşmaya başladığımda diyorlardı ki Türkiye %4,5 büyüdü, emeklinin keyfi yerinde, Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor. Ben buraya kışkırtmaksa kışkırtmak, ayağa kaldırmaksa ayağa kaldırmak ama eninde sonunda emeklilerin hakkını almak için geldim. Onun için yola çıktım. Basit basit anlatayım. Bundan 20 yıl önce, 22 yıl önce geldiklerinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani emeklilere hiç ilişmese, karışmasa, efendim TÜİK'e göre artış yapacağım, enflasyona ezdireceğim demese, ne demek TÜİK, neyin kısaltması? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip'i üzmüyor ama sizi üzüyor. Hiç karışmasa 1,5 asgari ücret alsanız, bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı olacak 26 bin lira. Ama mesela bugün 20 bin lira alan emekli de alacak o zaman 56 bin lira. Ama maalesef öyle yapmadılar. O günkü en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alamıyor. Her emekli cebinden 5,5 tane çeyrek altını düşürmüş durumda. Bir tane çeyrek altın düşürsen, bir tane. Bir çeyrek altın düşürsen deli çıkar ararsın onu, değil mi? Bir emekli değil, her emekli. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her sefer cebinden düşürmüyor. Her ay cebinden çaldırıyor. Geliyorlar, çalıyorlar cebinizden. Bir şey kaybedildiği yerde aranır, kaybedildiği yerde. Emekli 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında çaldırdı. Orada kaybetti. Onu arayacaksanız haftaya bugün sandık başında arayacaksınız. Sandık başında bulacaksınız. ...2018'de ilk kez verildi. 2015'te... buradan bir selamlayalım, hatta bir alkış yollayalım. Emekli ikramiyesini ilk kim söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu. ...2015'te Kemal Bey dedi ki, iki bayram birer ikramiye vereceğim, birer maaş. Önce veremezsin dedi 7 Haziran'da. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. İyi. Sonra 3 Ramazan, 3 Kurban geçti. 6 bayram ikramiyenizi vermediler. 2018 seçimleri gelince bir maaş değil 1000 lira verdiler. 3 sene 1000 kaldı, 2000 oldu. Şimdi de 2000 lirayı 5000 yapacağız diyorlardı, 3000 lira yapmışlar. O 1000 liraya biz itiraz etmiştik. O beğenmediğimiz 1000 lira 6 yıl önce 2018'de 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo. İnanmayan gitsin hemen kasaba sorsun. O gün kıymanın kilosu 42 lira, para 1000 lira. Bugün 3000 lira veriyor, 6 kilo kıymayı zor alıyor. Toplam 24 kilo kıymadan 6'ya 18 kilo kıyma sizin Ramazan mübarek gün, Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'da 30 sahur, 30 iftar sofranızdan çoluğunuzla, çocuğunuzla, torununuzla oturacağınız bayram sofranızdan. Bugün 1 kilo kıyma için sabah 4'te kuyruğa giriyor insanlar, yarı fiyatını almak için, onu da CHP'li belediyeler veriyor. Ama 18 kilo kıymayı sadece Ramazan ikramiyesiyle sizden çekip aldılar. Öyle olunca bugün artık emeklinin hakkını araması lazım.
Burada bir fırsat var. Tayyip Bey'in bir şey yapmayacağı belli. Çok çok vaatte bulunur. Ama Çağatay çok güçlü bir bütçeyle, ama o bütçeyi oraya buraya çarçur edip sadece birkaç tane park yaparak, göze görünerek, standart belediyecilik hizmetlerini vererek değil, onlar elbette verildi, verilecek. Bundan sonra da hiçbir şekilde en ufak bir eksiklik olmaz. Ama 3 milyar akıllara zarar bir bütçeyle emekli kartı çıkaracaklar. Zaten Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde emekli kart koyacağım diyor. O emekli kart Aliada'da geçecek. O emekli karta yoksullara verilecek, sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği sosyal yardım kartlarına kıyma ise kıyma yüklenecek. Aynı Mansur Başkan'ın yaptığı gibi. Doğalgazsa doğalgaz yüklenecek. Aynı Mansur Başkan'ın, Ekrem Başkan'ın yaptığı gibi. O karta çocuklar için, engelliler için ne yapılacaksa en üst düzeyde katkı sağlanacak. Çağatay Güç burada Cemil Tugay'la birlikte sosyal belediyeciliğin destanını yazacak. Söz veriyoruz. Asla ve asla Ali Ağa'nın gelirlerinin bir kuruşunun Ali Ağa'dan dışarı çıkmasına, ihalelerle şu parti bu parti, asla ve asla siyasi ihaleler verilmesine, Ali Ağa'nın bu imkanlarıyla bir siyasi partinin ya da o partinin gençlik örgütlerinin finanse edilmesine, yandaş kayırmacılıklarına asla müsaade etmeyeceğiz. Ali Ağa'nın ürettiği, Ali Ağa'da üretilen, Ali Ağa'nın geliri, gerekirse kestiği cezası, gemisine, bilmem nesine, çevreyi kirletene, bunların tamamı Ali Ağa'daki insanlara, emeklilere, esnaflara, Ali Ağa'da kimin ihtiyacı varsa onun hizmetine sunulacak. Söz veriyoruz. Emekli karta konulan para da Ali Ağa'nın esnafında geçecek. Emekliye verilen katkı da Ali Ağa'da harcanacak. Yoksullara yapılan yardım da Ali Ağa esnafıyla birlikte yapılacak. Ayrıca sosyal belediyecilikte hangi proje olursa, ki yarından itibaren, 1 Nisan'dan itibaren Yılmaz Büyükerşen hocamızın genel koordinatörlüğünde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin eğitim, denetim ve eş güdümü yapılacak. Oradan Çağatay hangi projeyi isterse, Çağatay'ın bir omzunda Cemil Tugay'ın bir eli olacak, bir omzunda Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerin eli omzunda olacak. Şimdi aramızda güzel sesleri buraya gelen gençler var. Genç kardeşlerimin 31 Mart'ta çok önemli bir görevi var. Şimdi beka sorunundan çok bahsedilir. Dış güçler, dış güçler. Bu korku edebiyatıyla oy topluyor bizim kifayetsizler. Ama esas tehlike şu. Dış güçler gelir, Türkiye'yi istila eder. Beka sorunu olur. Beka sorunu bu değil. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması beka sorunu değildir. Esas beka sorunu Türkiye'nin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. 4 gençten 3'ü zihinlerinde bavulları toplamış. Diyor ki bu ülkede kalmak istemiyorum. Niye diyor? Konserler yasaklanıyor. Festivaller yasaklanıyor. Wikipedia yasaklanıyor. İnternet kısıtlanıyor. Slogan atan tutuklanıyor. Üniversitesine sahip çıkan
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Atanamayan öğretmen hak arıyor, tutuklanıyor. Staj mağduru mitinge gidiyor, Tayyip Erdoğan tarafından tartaklanıyor, gözaltına alınıyor, telefonuna el konuluyor. Ülkede özgürlük olmayınca, ülkede gelecek umudu olmayınca gençler korkuyor, küsüyor, yılıyor ve gitmek istiyor. Buradan Türkiye'nin bütün gençlerine sesleniyorum. Sakın enseyi karartmayın. Bu güzel ülkeden ümidinizi kesmeyin. 31 Mart'ta hep birlikte sandığa koşalım. Oylarımızla ülkemize, partimize, geleceğimize sahip çıkalım. Yerel yönetimler genel yönetimleri dengeliyor. Sadece İzmir'de 12 tane. Türkiye'de 208 tane seçilecek yerden genç belediye başkan adayım var benim. Türkiye'de 20 bin belediye meclis üyesinden 6500'ü gençlik kotamızdan bizim. Biz gençlere inanıyoruz. Biz gençlere güveniyoruz. Gençlerin önünü açıyoruz. Onlarla birlikte mücadele etmek, onlar için bu ülkeyi güzel bir ülke, yaşanılabilir bir ülke, başka ülkelere elbette gidilir. Okunur, gelinir. Biraz durulur, gelinir. Ama bu ülkeden ümidi size kestiren anlayışa karşı ben size sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi değişimin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi devrimlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşan güzel günlerin, umudun, sevginin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi gençlerin partisidir. CHP'li belediyeler daha önce yapılmayan 64 tane yurt yaptılar. Bunların 14 tanesini sadece İstanbul'da yaptık. CHP'li belediyeler daha önce hiç yapılmayan bir şeyle her yerde kreşler yaptılar. Kreş kadını sosyal yaşama, çalışma yaşamına adapte eden, yurt öğrencilerin barınma sorununu çözen ve öğrencilere sahip çıkan en önemli yatırım. İzmir'de de öğrenci yurtlarını göreceksiniz. Bundan önce birileri her şeyi yapmak için TOKİ'ye talimat veriyor. Zengine villa da yaptırıyor, cami de yaptırıyor, okul da yaptırıyor. Aklına bir tek yurt yaptırmak gelmiyor. Neden? Çünkü istiyor ki barınma sorunu olsun, cemaatler, tarikatlar gençlerin ensesine konsun. Alsın onları, cemaat tarikat yurtlarında kendine devşirsin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu cemaat ve tarikat yurtlarına kimse çocuklarını kaptırmasın. O yurtlarda, o Elazığ'da hayatına son veren çocuk gibi travmalar, kardeşimiz gibi travmalar yaşanmasın diye Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri yurt yapmaya devam edecek, gençlere sahip çıkmaya devam edecek. Bu arada İzmir'de böyle bir tehlike yok ama İzmir'de gelip İzmirlilerden o isteyenler var. Geçen günlerde Eskişehir adayı söyledi, baklayı ağzından çıkardı. Hepsinin de niyeti belli, aynı. Diyorlar ki ah ah bu CHP'li belediyeyi bir alsak biz bunu bütün vakıflara açacağız. Ben diyor İzmir Büyükşehir alsam TÜGVA'yı açacağım, TÜRGEV'i açacağım, Okçuluk Vakfı'nı açacağım, Ensar Vakfı'nı açacağım. Biz İstanbul Büyükşehir'i bunlardan aldık. Adalar iskelesi var. 600-700 metre üst katı. Kiraya versen dünyanın en pahalı lokanta zincirleri birbirini yer tutmak için. Çünkü adadan İstanbul manzaralı 700 metrekare camlı yer. Kapıdan giremedik. Zabıtamız gitti, polis engelledi. Tutanak yapmışlar, sözleşme yapmışlar kapı gibi.
gider ayak 30 yıllığına TÜRGEV'e vermişler. Şimdi gelmişler İzmir'de yetki istiyorlar. Bak bak bak, ver bunlara yetkiyi, Karşıyaka iskelesi TÜGVA'ya. Alsancak iskelesi TÜRGEV'e. Asansör, asansör Allah muhafaza Ensar Vakfı'na. Paraşüt gülesi de Okçuluk Vakfı'na verilecek. Neden? İzmir'in adayı bu vakıfların her birinin yönetimlerinde ya kendisi var ya en yakın arkadaşları var. İzmir'i size yedirtmeyiz. İzmir İzmirlilerindir. İzmir'in varlıkları İzmir'indir. İzmir'in simgeleri İzmir'indir. Gelip de vakıflara, cemaatlere, tarikatlara İzmir'i peşkeş çektirtmeyiz. Nokta. Bir yandan da İzmir'in en önemli sorunlarından biri kira sorunu. İzmir'de ortalama kira 15-20 bin lira arası. Ali Ağa'da Çağatay Başkan'a sordum, 20-25 bin lira diyor. 10 bin lira emekli maaşı. Karı koca emekli olsa, eğer evi yoksa ya eve girecek aç kalacak ya sokakta kalacak karnını doyuracak. Öyle bir noktaya getirdiler ki memleketi, perişan bir durumdayız. Burada iki başkanıma, hem Cemil Başkanıma hem Çağatay Başkanıma çok önemli bir görev düşüyor. Ali Ağa Belediyesi olanakları nispetinde ama Büyükşehir Belediyesi zaten görevi olan sosyal konutlarla Ali Ağa'daki konut stoğunu arttıracağız. Ali Ağa'daki bu kira vurgunculuğuna da son vereceğiz. Söz veriyoruz. Bu Ali Ağa Belediyesi değişmesin diye, vallahi dış güçler diyeceğim, siyasete dış güç karıştırmamak lazım. Ama neredeyse bazı batıdan değil doğudan dış güçler bile bu Ali Ağa Belediyesi'nin peşinde. Bu Ali Ağa'da çevreden çevreye karşı duyarlı, kent suçlarına karşı çıkacak, mali disiplini sağlayacak, Ali Ağa'yı yüzünü güldürecek işleri yapmak hepimizin boynunun borcudur. Öyle olunca da biz Ali Ağa'da Çağatay Başkan'la beraber büyük bir devrimi, büyük bir değişimi ve gerçekten Ali Ağa'nın kendini değerli hissedeceği bir süreci başlatacağız. Bunun için görev herkese birden düşmektedir. Ben buradan hepinize birden şunu soruyorum. Şu son bir hafta bu meydandan çıktıktan, dağıldıktan sonra aslında cumhuriyetçi, Atatürkçü ve geçen seçimlerde demokrat bizimle birlikte davranmış ama bu seçim için henüz kararını vermemiş olanları bulmak, onları ikna etmek sizin elinizde. Ben sizden şunu istiyorum. 7 gün boyunca Çağatay'dan daha fazla çalışmanızı istiyorum. Cemil Tugay'dan daha çok koşturmanızı istiyorum. Özgür Özel'den daha çok Ali Ağa'yı kazanmak için gayret etmenizi istiyorum. Böyle bir mücadeleye var mısınız? Söz mü? Söz mü? Biz sosyal demokratlar olarak Ali Ağa'nın iyi kalpli, iyi huylu, yakasında değilse gönlünde gözünde güneş olan iyi insanlarından. Hem Cemil Tugay için hem Çağatay Güç için. Yalandan dolandan bıkmış, bu işlerden uzak durmuş, geçmişte birlikte olduğu halde kenara çekilmiş muhafazakar demokratlarından. Ali Ağa'daki Türk'ünden, Kürd'ünden, Laz'ından, Çerkez'inden, herkesten hem Cemil Başkanım için hem Çağatay Başkanım için destek istiyorum. Ali Ağa'da
Bir büyük Ali Ağa ittifakı Ali Ağa'yı içine düştüğü sıkıntılardan, bu cendereden kurtaracaktır. Burada yapacağınız belediye başkan değişiminin sadece Ali Ağa'ya değil, Türkiye siyasetine de etkisi olacaktır. Her şey her yerde aynen konuşulmaz ama günü geldiğinde size ortaya koyacağımız delilleriyle bu Ali Ağa'da neler dönmüş, buradan nerelere neler neler gitmiş, o paralar buralarda kalsaymış sizin için neler neler olurmuş, bir gün bu Ali Ağa'da bunları anlatacağız. Günü geldiğinde gelip de dünya kadar işçiyi işten çıkaranlara benzemeyeceğiz. Toprakları, malı, mülkü satanlara benzemeyeceğiz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ali Ağa'ya bir bütün olarak sahip çıkacağız. Biz karşımızdaki korku ittifakına karşı. Niye korku ittifakı diyoruz? AK Parti ile MHP her geçen gün birbirine daha çok benziyor. Ama depremzedeyi tehdit ediyorlar. Ama orduya gidip doğalgaz bağlamayız diye şantaj yapıyorlar. Ama Sakarya'ya gidip oylar düşerse yüzünüze bakmayız diyorlar. Ama hiçbir güzel cümle kurmuyorlar. Kendileri göya milli, geri kalan herkes gayrimilli. Dün beraber oldukları Necmettin Erbakan'ın oğluna bugün sırf ittifaktan çıktı diye ip cambazı diyorlar. Veya sırf ittifaktan ayrıldı diye zübük diyorlar. Şantajcı diyorlar. Pazarlıkçı diyorlar. Bizim de ittifakımızdan ayrılanlar var. Canları sağ olsun diyoruz. Eski dosttan düşman olmaz diyoruz. Biz dün öptüğümüz yüze bugün asla tükürmüyoruz. Dün iyi dediğimize bugün hain demiyoruz. Daha Şanlıurfa'da düne kadar kendi milletvekilleri baş danışmanı Erbakan Hoca'nın partisine gitmiş, ağza alınmadık lafları söylüyorlar. O yüzden bu korku ittifakı her geçen gün birbirine benziyorlar. Bir de o ittifaka birini daha kattılar. Onlar almaya utanmadı, ben söylemeye utanıyorum. Domuz bağcılar yok mu? Hizbullahçılar yok mu? Onların avukatlarını, sanıklarını milletvekili yaptılar, belediye başkan adayı yaptılar. Ne diyor onlar? Bekar kadınlar sahipsiz hayvanlar gibi sahiplendirilmesi lazımmış. İktidara geldiklerinde bunu böyle yapacaklarmış. Şimdi bakın, bir an için aklından MHP'ye oy vermeyi düşünen, geçen seçimlerde Kemal Bey'e oy vermiş olanlara sesleniyorum. MHP bir kolunda AKP, bir kolunda Hizbullah'ın uzantısı Hüdapar. Kimler kimlerle beraber, senin ne işin var orada kardeşim? Ne işin var orada? O yüzden ben sizden arı gibi çalışmanızı istiyorum. Karıncalar gibi bir arada durmanızı istiyorum. Sizin gücünüzü yenecek paranın hiçbir gücü, gerçekleri değiştirecek algının hiçbir gücü yoktur. Siz yürekli insanlarsınız, çalışkan insanlarsınız, adayımızı tanıyorsunuz, ailesini tanıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanıyorsunuz ve ona da bize de güveniyorsunuz. Ben de size güveniyorum ve diyorum ki onların ittifakı Türkiye'nin başına bela olmuş Cumhur İttifakı'dır, korku ittifakıdır. Bizim ittifakımız Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca ayağa fırlayan herkesdir. Türkiye İttifakı filenin sultanları dünya şampiyonu olunca onlarla birlikte ağlayarak İstiklal Marşı söyleyen, gırtlakları düğümlenen herkesdir. Türkiye İttifakı
gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük. Burada Çağatay güç kazanacak, Ali Ağa kazanacak. Cemil Tugay kazanacak, İzmir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Ali Ağa, yarın sabah yataktan birer belediye başkan adayı olarak kalkın. Var mısınız kalkmaya? Kalkın ve bu seçimi alın. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Alalı hemşehrilerimiz, bu güçlü kadroya çok büyük alkışlarınızı istiyoruz efendim. Hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve büyük alkışlarınızla krizin ilacı, halkçı belediyecilik diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i İzmir Büyükşehir Belediyesi